Açıların eşit olması açıortay teoreminin uygulanabilirliğini gösterir. Buradaki uzunlukları birim cinsinden bu şekilde yaparak oranlayabiliriz. Bu oran 1'dir ancak bu 1 değildir. Öyleyse birincisinde bu uygulanmaz. Uzunlukları bulmak yerine burada 4 kök 2 oluşturan 1, 2, 3, 4 ve 1, 2, 3, 4 birim var. Aynısı burada var mı deyip sadece birimleri birbirleriyle de karşılaştırabiliriz. Biz uzunlukları yazmayı tercih ettik. İkinciye geldiğimizde bu uzunluk 3, 4, 5 üçgeninden 5'tir. Burası da 5'tir. Alt tarafta 2 kök 5 çıktığı için bunların oranları birbirine eşit. Dolayısıyla x ve y açıları birbirine eşittir. Diğerine bakalım, üçüncüye. Burada da 2 kök 5'e 4 kök 5 var. 2 kat oran. Ancak burada bu oran olmadığından sadece ikincisinde açılar eşittir. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir.